yıllık hayalimiz gerçek oldu. Burası İslam diyarı. 1071'de Atamdan Farsan Anadolu'yu açtığı zaman elhamdülillah Fatih Sultan Mehmet Han da İstanbul'u fethederek peygamberin müjdesine mazhar olmuş biz bir milletiz. Anadolu dünyanın kalbidir. Anadolu dünyanın merkezidir. İstanbul dünyanın başkentidir bize göre. Ve elhamdülillah 100 yıllık hayalimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hamdolsun 2017'de temeli atıldı ve bugün ilk cumayı kılmak nasip oldu. Yapımı tam 4 yıl süren Taksim Camii bugün açıldı. Açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Cuma namazı kılınmadan önce konuşan Ali Erbaş, "Bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz, hasretlik sona erdi." dedi. Ben 94'ten beri Tayyip Erdoğan'ın etrafında olduğum için çok mutluyum. Allah'ıma şükür olsun ki böyle bir projeyi de yarattığı için. Çok teşekkür ederim ona. Onunla ne kadar çok sevdiğimizi hiç kimse bilemez. Allah'ım inşallah bu senede ve bundan sonraki senelerde hep başımızdan eksik etmesin. Çünkü Barbaros oradan Beşiktaş'a indi. Şimdi de camiyi inşa ederek oradan, orası da adeta bir mabetsiz beldedir. Ama şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni orada yaparak inşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkartıp oradaki Müslümanları, bütün Müslümanları İstanbul'a davet ediyoruz. Gelin Ayasofya'da bir vakit namaz kılın. Gelin Taksim Camii'nde bir namaz kılın. İstanbul'un tekrar fethinin, tekrar İslam'ın galibiyetinin isarı olan bu mabetlerde secde edin. Rabbimize dua edelim, hamd edelim. Rabbim bu milleti, bu devleti ilelebet bu topraklarda payidar eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah diyorum. Rabbim bu günleri gösterdiği için binlerce şükürler olsun. Bu günleri gösterdi Recep Tayyip Erdoğan başkanımıza binlerce şükürler olsun. Rabbime binlerce şükürler olsun. Değerli kardeşlerim, Taksim Camii yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. 63 senesinde buraya geldim. İlk defa gezdiğim yer Beyoğlu oldu o zaman. Ben duyardı ki ben Artvinliyim. Arabazan'a geldik. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi 67 talebe oldum. Şöyle vaktim ettim. Orada mimariye sev görüyordum. İbadetleri. Burada neden yok diyordum. O zaman dini bizde böyle yok. Hani mantıken düşünüyordum. Tabii sonradan siyasiler geldi. Şuraya izledim. O yan bana olacak, bu olacak. Hep bugünü bekledik. Büyük heyecanlar. Ama şimdi bunu burada görmek çok büyük, güzel bir şey, çok büyük. Bunda hizmeti, herkesin hizmeti. Dün Ayasofya'ydı. Elhamdülillah onu gördük. Dün Taksim Camii'nin açılışındayız. Ve yarın inşallah başkanımızla beraber Filistin'de Mescid-i Aksa'da bu günleri gösterir Rabbim. Recep Tayyip Erdoğan'dan gerçekten binlerce kez her zaman duacıyız ve yine Allah razı olsun ve insanlar çoğu değil de bazıları konuşuyor. İşte görüyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan, insanlar konuşuyor, Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Allah razı olsun. Mutluyuz, gururluyuz, çok mutluyuz. Ben bugün ağlamak istiyorum. Ya, çok çok memnunum. Allah razı olsun bu camiyi yapanlara. Sağ olsunlar. Ben o kadar memnunum ki anlatamam.